Merhaba. Bu videoda bir öğretmen olarak Khan Akademi platformu üzerinden sınıfınıza ya da her bir öğrenciye nasıl ayrı ayrı ödev verebileceğinizi göreceğiz. Khan Akademi olarak öğretmenin en önemli rollerinden birinin öğrencileri için kişiselleştirilmiş bir öğrenme deneyimi tasarlamak olduğunu düşünüyoruz. Bunun için de sınıfın tamamına ya da her öğrenciye ayrı ayrı ödev verebilmenizi mümkün hale getirdik. Bu arada ödev diyorum ama bu çalışmalar sınıf dışında olduğu gibi sınıf içinde de yapılabilir. Flipped learning ya da ters yüz sınıf kavramına aşinasanız ne demek istediğimi anlamış olmalısınız. Sınıf dışında öğrencilerin video izleyerek bilgiye ulaşması, sınıf içinde ise öğretmenlerinin yanında ödev yani pratik yaparak becerilerini geliştirmesinin birçok faydası var diyebiliriz. Onun için ödev deyince illaki ev ödevi anlamına gelmek zorunda değil. Ama tanım da, seçim de size kalmış. Siz öğretmen olarak nasıl isterseniz bu ödevleri öğrencilerinize o şekilde verebilirsiniz. Şimdi, öğrencilerinize ödev olarak vermek istediğiniz içeriği nasıl bulacağınıza ve sonrasında nasıl istediğiniz kişi ya da kişilere bu ödevi göndereceğinize bir bakalım. Öncelikle seçtiğiniz sınıf ekranında bulunan içerik sekmesine girerek o sınıf için belirlemiş olduğunuz ders konularının neleri kapsadığını görebilirsiniz. Herhangi bir üniteye tıklayarak ödev vermek istediğiniz bölüm ya da bölümleri seçin. Örneğin bu ünite dakika olarak kısa bir video ile başlıyor, makale ve alıştırma ile devam ediyor. Linke tıkladığınızda ön izleme seçeneği ile videoyu izleyebilir, makaleyi okuyabilir veya öğrencilerinize verdiğiniz alıştırma setini tüm sorularıyla görebilirsiniz. Ödev vermenin bir diğer yolu da İlerleme sekmesine tıklamak. Burada her öğrencinin ustalık seviyesini görebilir ve hangi öğrencilerin daha fazla alıştırma yapması gerektiğini belirleyebilirsiniz. Son olarak yukarıda bulunan araç çubuğunu kullanarak da ödev verebilirsiniz. Bu çubuğu görmek için herhangi bir içeriğe tıklayın. Bu yöntemle mesela bir öğrenci gibi siteyi dolaşırken beğendiğiniz bir içeriği kolayca sınıfınıza ya da seçtiğiniz öğrencilere ödev olarak vermeniz mümkün. Böylelikle sitenin herhangi bir yerinden hatta belki de ana konumuz olmayan bir alandan destekleyici içerik olarak farklı bir konuda ödev vermeniz de kolaylaşıyor. Ödev verirken sınıfınızı, öğrencileri, yani sınıftaki tüm öğrencilere mi yoksa belirli öğrencilere mi bu ödevi vermek istediğinizi ve ödev teslim tarihinizi seçmelisiniz. Şu anda yalnızca tek bir sınıf seçili ama isterseniz tüm sınıflara aynı anda ödev de verebilirsiniz. Buradan seçmeniz yeterli. Ya da demin söylediğim gibi sınıftaki belirli öğrencileri seçerek sadece onlara ödev verebilirsiniz. Belki de sınıfın biraz gerisinde kalan öğrencilere ek ödev vermek isteyebilirsiniz. Yani kısacası öğretmenler için mümkün olduğunca esnek bir yapı sunmaya çalışıyoruz. Son olarak ödevi hemen verebilir ya da daha sonra vermek üzere öğretmen panelinize kaydedebilirsiniz. Kaydedilen ödevler ödevler sekmesi altında görünecektir daha sonra buradan oluşturduğunuz ödeve ulaşabilir ve öğrencilerinize gönderebilirsiniz ayrıca öğrencilerinize aynı soruları aynı sırada verebilir veya rastgele seçilmiş soruları çözmelerini sağlayabilirsiniz karar sizin öğrencilerinizle beraber alıştırma yapacaksanız herkesin aynı soruları çözmesi iyi bir seçenek olabilir ancak bireysel alıştırma yapılacaksa ya da ev ödevi veriyorsanız herkese farklı sorular verebilirsiniz Şimdi Khan Akademi web sitesine bir de öğrenci gözüyle bakalım. Öğrencilerin öğretmenlerinden gelen ödevleri platformda nasıl görüntülediklerini inceleyelim. Öğrencilerin Khan Akademi'ye giriş yaptıktan sonra ana sayfalarının üst kısmında ödev sekmesi bulunuyor. Ödev başlığının altında ustalık hedefi olarak verdiğiniz ödevleri görecekler. Bu ödevler teslim tarihine göre sıralanmıştır öğrenciler verdiğiniz ödevin içeriğinde yer alan alıştırmaları çözdükçe ve ödevi tamamladıkça anında geri bildirim alırlar ve ilerlemelerini takip edebilirler aynı zamanda teslim tarihi henüz gelmemiş bir ödevi yeniden yaparak başarı oranlarını arttırabilirler tabii daha da önemlisi eksiklerini kapatabilirler eğer öğretmen olarak her öğrenciye farklı soru verdiyseniz alıştırmaları çözerken farklı denemelerde rastgele seçilmiş farklı sorularla karşılaşacaklar Aksi halde aynı sorular üzerinde yeniden çalışma şansları da olacaktır. Son olarak öğrenciler ödevlerini mobil uygulama üzerinden de yapabilirler. Yani nerede olurlarsa olsunlar, her an her yerde bir cep telefonu yardımıyla Khan Academy üzerinde çalışabilirler. Şimdi de Khan Academy'nin öğretmen panelinde öğretmenlere sunulan veri ve raporlara bakalım. Ödev sonuçlarını görüntülemek için sınıflarınızdan birine girin ve ödevler sekmesine tıklayın. Öğrenciye göre seçeneğine tıklarsanız her bir öğrenci için verileri, yani her öğrencinin ödevdeki başarı durumunu bir bakışta görebilirsiniz. Öğrencilerin bugüne kadar verdiğiniz tüm ödevlerde ne durumda olduklarını, yani nasıl bir performans gösterdiklerini bu tablodan okuyabilirsiniz. Ya da bir tarih aralığı seçebilirsiniz. Eğer daha detaylı bilgiye ihtiyacınız varsa öğrencileri tek tek incelemek için isimlerine tıklayın. Böylece şimdiye kadar yaptıkları tüm ödevlerden aldıkları sonuçları ayrıntılı olarak görebilirsiniz. Ya da sadece tek bir ödev ile ilgileniyorsanız, yani belirli bir ödev için öğrencilerin başarı seviyesini detaylı olarak görmek istiyorsanız, farklı raporları görüntülemek için ödeve göre seçeneğini tıklayın. Öğrenciler ödevlerini bitirdiklerinde tamamlandı sekmesinin altında yer alan kısma basarak detaylı sonuçları görebilirsiniz. Her öğrencinin Ödevi ne zaman tamamladığını, kaç kere yapmayı denediğini, yani ne kadar çaba gösterdiğini ve aldığı en yüksek puanı görüntüleyebilirsiniz. Eğer öğrencilerin en çok zorlandığı soruları ya da takıldıkları yerleri merak ediyorsanız, raporu görüntüle seçeneğine tıklayarak öğrencilerin en çok hangi soruda zorlandığını tespit edebilirsiniz. Belki de en çok yanlış cevap verilen soruyu sınıfta öğrencilerinizle birlikte çözmek iyi bir fikir olabilir. Bu sayede neden zorlandıklarını keşfedebilir ya da neyin kafalarını karıştırdığını daha iyi anlayabilirsiniz. Ertesi gün sınıfta soruya doğru cevap vermiş olan bir öğrenciden tahtada nasıl çözdüğünü anlatmasını isteyebilir ya da cevabı göster butonuna tıklayarak cevaba beraber bakabilirsiniz. Eğer hala soruyu anlamamış olanlar varsa sorunun üzerinden bir kez daha geçebilirsiniz. Öğrencilerin gerçekten anlayıp anlamadıklarını merak ediyorsanız ve sınıfınızda gerekli teknolojik donanım varsa aynı soruyu herkesten tekrar çözmesini isteyebilir ya da tüm ödevi sınıfta bir kez daha yaptırabilirsiniz. Bu rapor öğrenciler üzerinde çalıştıkça gerçek zamanlı olarak her 15 saniyede bir güncellenmektedir. Böylece sınıf içi uygulamalarda başarı durumunu anlık olarak takip edebilirsiniz. Son olarak öğretmenlerden gelen bazı tavsiye ve tüyolara değinelim. Bazı konular sınıf içi alıştırma için uygunken, bazıları da çok zaman gerektireceği için uygun olmayabilir. Doğru alıştırma grubunu seçerseniz sınıf içinde eğlenceli bir aktivite yapabilirsiniz. Başka bir yöntem de öğrencilere zor gelen veya birbirlerine yardım ederek çalışmalarını isteyeceğiniz konular seçerek grup çalışmaları yaptırabilirsiniz. En önemli tavsiye eğer Kaan Akademi'yi sınıfınızda kullanmaya yeni başlıyorsanız, önce kendiniz keşfedin, sonra da öğrencilerinizin keşfetmesine olanak sağlayın. Küçük adımlarla başlayın ve öğrencilere aynı anda birkaç içeriği ödev olarak verin. Zaman içinde ödevler, ustalık hedefleri büyüyecek ve öğretmen panelinden ulaşabileceğiniz veriler artacaktır. Ama ilk etapta küçük adımlar hem sizin öğrenci verisini incelemenizi kolaylaştırır, hem de sizin kadar öğrencileriniz için de kafa karışıklığını azaltır. Böylece sınıfınız için işe yarayan verileri ve raporları kullanmayı denedikçe öğrenebilir ve Kaan Akademi'den farklı şekillerde faydalanacağınız yeni tasarımlarla işi büyütebilirsiniz. Unutmayın, her sınıf farklıdır ve her öğretmenin tercihi de farklıdır. Önemli olan öğretmen olarak sizin amacınız ve tasarımınızdır. Önce deneme ve yanılmayla başlayıp zaman içinde öğrencileriniz için mükemmel bir öğrenme deneyimi tasarlayabilirsiniz. İyi eğlenceler dileriz.